Kurtlar Vadisi'nin 2003 yılında yayınlanan bir bölümünde dikkat çeken bir kurgusal öngörüde bulunulmuştu. O bölümde, izleyicilere Çin'den kaynaklanan bir virüs salgınının patlak vereceği ve bu durumun maske ihtiyacını artıracağı öngörülmüştü. Aradan geçen, yaklaşık 17 yılın ardından, dünya tarihinin en büyük sağlık krizlerinden biri olan COVID-19 salgını ortaya çıktı. Salgının başlamasıyla birlikte, özellikle tıbbi maske ve koruyucu ekipmanlara olan talep büyük bir hızla arttı. Erdal, bu maske işinde çok para. Hiçbir şey olmazsa SARS mikrobu Türkiye'de görüldü diye haber çıkarıp bir ayda 30 milyon maske satarlar. 2005 yılında yayınlanan bu belirgin bölümde dizi izleyicilerine dikkat çekici bir politik öngörü sunulmuştu. Söz konusu sahnede, Cumhurbaşkanı'nın gelecekteki seçimlerle belirleneceği ve bu durumun ülkedeki siyasi atmosferi etkileyeceği vurgulanmıştı. 2007 yılında Türkiye'de gerçekleştirilen anayasa değişikliği referandumu, Cumhurbaşkanı'nın doğrudan halk tarafından seçilmesini öngören önemli bir adımdı. Referandumun sonucunda yeni sistem kabul edildi. Cumhurbaşkanı seçilecek. Oyunu kime vereceksin? Ne oyu? Cumhurbaşkanı meclis seçiyor. Ne biliyorsun? Belki seçimle gelecek. 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden 3 yıl önce yayınlanan bir bölümde izleyicilere ilginç ve önceden kestirilemeyen bir öngörü sunulmuştu. Söz konusu sahnede 1 dolar banknotları üzerindeki sembollerin kullanılarak gizli bir şifreleme tekniği ortaya konulmuştu. Daha sonra bu tekniğin darbe girişimi için FETÖ'cüler tarafından kullanıldığı ortaya çıktı. Seri numaralarındaki harfler örgütün içindeki görevlendirmeyi gösteriyordu. F serisinin Fethullah Gülen'e yakın isimlere verildiği tespit edildi. Seri numaralarsa kimlik numarasıydı. Türkiye'den Gazze'ye gizlice uçak savar gönderilmesi konusu, gerilim dolu bir hikaye, içinde önemli bir rol oynuyordu. Ancak bu kurgusal öğe, daha sonra gerçek hayatta benzer bir olayın gelişmesiyle dikkat çekici bir paralellik taşıdı. Söz konusu dizi bölümünden bir süre sonra, medyada Gazze'ye Türkiye'den gizlice uçak savar gönderildiğine dair haberler çıktı. Bu haberler tartışmaya neden oldu. Ancak, haberlerin gerçek olup olmadığı konusunda net bir bilgi olmadığı için, kamuoyunda çeşitli spekülasyonlar ortaya çıktı. Mossad'dan aldığımız istihbarata göre, kaybolan uçak savarlar, Gazze şeridinde Filistinlilerin elinde ortaya çıktı. 2009 yılında yayınlanan bir bölümde, askerler arasında geçen diyaloglarda darbe planlarından bahsedilirken, özellikle Fethullah Gülen'e atıfla, imam kelimesinin kullanılması dikkat çekiciydi. 2016 yılında Türkiye'de gerçekleşen FETÖ tarafından gerçekleştirilen darbe girişimi, dizi bölümündeki öngörüyle benzer temalar içeriyordu. Fethullah Gülen, darbe girişimiyle ilişkilendirilerek imam olarak anıldı ve darbe girişimine katılan bazı askerlerin FETÖ üyeleri olduğu ortaya çıktı. Darbe erkek işi, erkek. Ondan sonra bu imam tepemize çıktı diye ağlamayın. Yarın hepiniz arkasında namaz kılarsınız. Dizi içinde Rusya-Ukrayna savaşının öngörülmesi ve ardından Balkanlarda bir savaşın sinyali verilmesi, o dönemde gerçekleşen siyasi olaylara göndermeler içeriyordu. Rusya-Ukrayna Savaşı, özellikle 2014 yılında Kırım'ın ilhak edilmesi ve Doğu Ukrayna'da yaşanan çatışmalarla birlikte gerçekleşti. Son zamanlarda Ortodoks Rusya'nın yaptıklarını biliyorsun. Doğu ve Batı olmak üzere ikiye bölmeye çalıştığını görüyorsun. Orta Doğu'da provası yapılan Armageddon Savaşı çok yakında Balkanlar'da başlayacak. Balkanlar'da henüz söylenen savaş başlamadı. Umarız hiç başlamaz. Bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.